Hepsi bu kadar işte. Benim de bu anlattıklarımdan başka bildiğim hiçbir şey yok. Vay be. İdolüm Akif Atakul yine fena karıştırmış ortalığı desene. Oğlum bak sakın saçma sapan bir şey söyleyip canımı sıkma benim, tamam? Lan yok be oğlum, ben ne söyleyeceğim ki sana? Hem ayrıca bence sen git. O kavga kotanı kardeşinle kullan. Belki de. Karakolda ne dediler peki? Hiçbir şey. Resul amcanın ölüm raporunda başını çarptığı yazıyormuş. Bizimkiler de olayı öyle anlatınca hiçbir şey demediler. İfadelerini alıp bıraktılar. Ben pek anlamadım. Yani sen belki her şeyi anlatmışsın. Niye sana hala bu kadar öfkeli ki? Şey, çünkü duyar duymaz söylememiş veya polise beraber gitmemiş. Çok bariz değil mi sence de? Bak, gerçekten şu an değil ya. Şu an değil. Sus artık. Ya ben belki anlıyorum. O yüzden onunla konuşmaya çalışıyorum zaten. Ama herif acayip öfkeli. Ne o? Doruk Atakul ve masalları saatine mi denk geldin yoksa? Berk. Oğlum bak yapma böyle. Gel iki dost gibi konuşalım. Dost gibi mi? Sen dost musun da seninle dost gibi konuşacağım ya? Berk çok fevri davranıyorsun. Çocuğun annesinin babasının yaptığı bir şey için neden Doruk'u suçlayıp onu cezalandırıyorsun ki? Benim babamı öldürdüler Asiye. Bunlar benim babamı öldürdüler. Sen benim yerimde olsaydın ne yapardın? Aa canım sevgilim, senin canın sağ olsun mu derdin? Yoksa benim gibi sinirden delirir miydin sen? Bunu bir düşün istersen. Ayrıca Doruk da çok suçsuz değil. Berk polise gitmesin diye onu öldürmek üzere olduğunu unutmayalım. Saçmalama Aybüke, isteyerek mi yaptı? Aman Asiye, birini istemeden öldürmek de suç bir yerde. Bence Doruk'un ailesini korumaya çalışmasının anlaşılmayacak bir tarafı yok. Sen de olsan sen de aynısını yapardın. Yengem hapse girmesin diye elinden geleni yapardın. Ya siz niye karışıyorsunuz ha? İkisi arasında halledecek işte, tamam. Herkes yerine geçsin. Hemen. Herkes de bir gergin arkadaş. Geçtik hocam. Bugün okul radyosunda yaptığın uygunsuz paylaşım için ihtar aldım belki. Müdür bey bu konuyu seninle daha sonra konuşacak. Olur. Konuşuruz. Neyse ki çok şanslısınız. Müdür bey anlayışlı davrandı da sınıfınız için organize edilen etkinliği iptal etmedi. Yalnız bize bir etkinlik bilgisi gelmedi, onu söyleyeyim mi? Şile Ormanı'nda ATV etkinliği yapacaksınız Oğulcan. O yüzden enerjinizi boşa kavga etmeye harcamayın. Derslerden sonrasına saklayın derim ben. Bu ATV dedi, traktör gibi hani küçük şeylerden oluyor değil mi? He o. Evet, tamam. Hocam tamam ya, o iş bende. Ustasıyım ben yani ATV'nin. Ya he ustasısın. Lan oğlum inşallah seninle şöyle güzel bir parkurda denk geliriz çamurlu da senin bir üstünü başını çamura bularım ben. Evet arkadaşlar, bir konu daha var. Bu tip etkinliklerde liderlik etmesi için iki kişi seçmem istendi. Doruk ve Asiye, siz geçen yıl okul temsilcisiydiniz. Bu yılda bu şekilde devam etmek ister misiniz? Olur hocam. Fark etmez. Ben onların beni temsil etmelerini istemiyorum hocam. Tabii böyle bir hakkım varsa eğer. Var tabii. Süper. Tamam hocam, etmeyelim biz temsil. Peki o zaman Ömer, sen olmak ister misin? Yani fark etmez hocam. Hocam, ben yapabilirim eğer izin verirseniz. Ben geçen sene de okulumda sınıf temsilcisiydim. Hı. Yapabilirim yani. Sen ne düşünüyorsun Ömer? Yani... Bence kabul etme yani. Leyla ne alaka? Ne olacak kızım? Olur hocam. Hallederiz, yaparız. Peki. Süper. Şimdi kitaplarınızı açıyoruz. Kaldığımız yerden derse devam ediyoruz. Başlayalım. Bugün, dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden.
öyle yine de ışık aramakla geçecek.